Sayın izleyiciler, Türkiye'de Muhtarların Sesi gazetesi araştırmacı gazetesi Süleyman Duran halkın sorularını halkın temsilci olarak seçtiği muhtarlarımız vasıtasıyla Adıyaman merkeze bağlı Tekpınar köyü muhtarımız Abdurrahman Aktaş ile kamuoyuna duyuracağız. Muhtarım ilin genç ve dinamik muhtarlarından 41 yaşında ama 35-36 yaşında ya gösteriyor ya göstermiyor. Değil mi efendim? Teşekkür ederim. Evet, biz teşekkür ederiz. Sizin güzelliğiniz. Evet. Efendim karşınıza aday da çıktım genç ve dinamik bir muhtar olarak. Seçimlerde. Seçimlerde adayım. Bizde seçim nasıl var? Bizde kabile var. Evet. Tekrar köyü 4 kabileden herkes akraba. Birbirine iç içe geçmiş akraba. İç içe herkes akraba. Biz 4 tane kabile kendi aramızda seçmişiz. Her kabile kendi arasında dönem dönem muhtarlık kendi aralarında bir tane seçerler. Geçiyor. Yönetecek. Evet. Tabii onlar seçiyor. Bu işi yapabilecek. Karşına aday da çıkmıyor. Yok. Aday yok. İşi yapabilecek. İşte yönetebilecek arkadaşlar seçiyorlar. Köylü de okey yaparsa bu arkadaş muhtarlığı 5 yıl olarak yapıyor. Evet, çok güzel Sayın İzleyiciler. Yani burada Adıyaman Tekpınar köyündeki birlik, beraberlik öncelikle Adıyaman'a örnek olmalı, daha sonra da Türkiye'ye örnek olmalı. Neden? İşte Adıyaman'da da Bakpınar galiba, Bakpınar ben öyle, orada bir Atatürk Barajı'nın kıyısında bir şey var, eski nahiye. Orada da eski muhtar rahmetli olmuş seçimlerde 30 Mart'ta. Şeyde neresiydi? Listede vardı aklımda kalmadı çünkü 132 tane köy var. Hep köyleri ziyaret ediyoruz. Sıcak biliyorsunuz Adıyaman'da çok sıcak. İşte muhtarım buraya klima taktığımız sağ olsun teşekkür ediyoruz. Biraz kendimize geldik. Yani şunu söyleyeceğim. Besli'de de olmuştu. Orada da röportaj yaptık. Yani Türkiye'de 26-27 tane vatandaşımız hayatını kaybetti. Ama burada bir birlik beraberlik var. Yani Türkiye'ye örnek olması istiyor. Doğru tabii, tabii ki. Mesela biz kendimiz de görüyoruz. Mesela çevre köylere bakıyoruz. İşte adaylar karşı karşıya geliyor. Muhtarlık seçildikten sonra da bu kutuplaşma devam ediyor. Zıt toplumlaşma oluyor. Evet. Karşı karşıya geliyorlar. İşte yok efendim beni destekleyenler herhangi bir köyde bir işte imece usulü olduğu zaman yok efendim. Seni muhtar seçenler seninle beraber gelip bu işi yapsınlar. Öyle olmamalı. Evet. Yani evet. Bu sonuçta seçimdir. Evet. 10 kişiye girerse gelir. Kim girerse girsin. Yani demokratik bir ülkede yaşıyoruz. Sonuçta o köyü temsilen muhtar seçilmişse köylü de arkasında durmalı yani. Evet, bu mutlaka. Efendim köyümüzün nüfusu ne kadar? Seçmen sayımız ne kadar? Seçmen sayımız 300 küsurat. Nüfus olarak da 500 küsurat nüfusumuz var. Evet, yani burası orta ölçekli bir köy sayın izleyiciler. Evet. Yani orta ölçekte geçmiş. Biz nüfusu 500'ün üzerindeki olan köylere mutlak temizlik görevlisi İŞKUR'dan verilmesini istiyoruz. Evet. Çünkü verilen yerleri gördüm Türkiye'de sayın izleyiciler. Karadeniz bölgesinde gördüm, İç Anadolu bölgesinde gördüm. Burada da bir köyde gördüm. Sadece bir köyde gördüm, hiç buradan personel atanmış. Ancak biz bu personelin mutlak nüfusu 500 üzerinde olan yerler, yerleşim yerlerine verilmesini istiyoruz. Çöp konteynerleri dağıtıldı mutlak. Çöp konteynerleri dağıtıldı, pilot bölgeler seçildi. Eğer ki işte bu pilot bölgeler randıman verirse bütün köylerde verilecektir yani. Evet. Bir daha önce Mahmut Ensar Hazretleri'ne gitmiştiniz ziyaret. Evet. Doğru mu efendim? Biraz yani, önce biraz sohbet yaptık ki işte yani herkesin kurbanları kabul olsun. Evet, herkesin adam gönlünde yani, ne varsa evet. Allah bin katını versin. Amin. Biz işte dün değil evvelsi gün Perşembe günüydü. Biz Mahmut Ensar'ı türbesine gittik. Evet. Orada girişte işte arkadaş durdurdu bizi, işte nereye gidiyorsunuz? Biz de işte dedik kurban keseceğiz, yukarı çıkıyoruz. Evet. Girişte bize dediler ki ücret. Ya biz dedik ki işte kurban keseceğiz. Yani böyle türbelerde hakikaten de yani giriş ücreti olunmaz. Şimdiye tabii kadar öyle bir şey yoktu. Evet. 41 yaşındayım. Yani kendim bildim bileli öyle bir şey yok. Bu geçen seneden bu yana yapılmış bir şey. Uygulama. Uygulama. Aa, neyse biz uygulama. Ücretimizi verdik. Evet. Makbuzu da gösterin efendim. Biz içeri girdik. Bize arkadaş biraz yakın durursa. Evet. Yani zonla yapar o. Uğur Bey. Şurada yapalım. Ali Dağ mesire alanı olarak geçiyor.
zonlayalım. Minibüslerde 6 lira alınıyor, taksilerde 3 lira alınıyor. Otomobillerden 3 lira alınıyor. Onun dışında neyse biz girdik şu dönüş zaten Mahmud Ensari Türbesi olarak. Biz hatta tabelasını çektik ki herkes başka bir amaçla kullanılır diye söylenmesin yani. Evet. Onun dışında neyse yukarı çıktık. Bu zaten girişi burada bizi durdurdu. Yukarı çıktık. Yukarıda arkadaş eğer ki tam net olarak çekiyorsun. Yukarı çıktık. Evet. Biz çıktık. Yani her tarafı çöp götürüyor. Girişte evet. De bize dediler ki hizmet bedeli bu. Verdiğiniz para hizmet bedeli. Ya biz yukarı çıktık dedik bu nasıl hizmet? Arkadaş burası çöp, burası umumi insanların gittiği umaç bir yer. Dini inançların yapıldığı, kurbanların kesildiği bir yer. Yani böylesi hakikaten de biz yani yaşanmayacak bir trajedi. Ayıplanacak bir durum yani. Doğru mu? Yani, evet. Artı bir de su tankeriyle yani orada su da yok. Doğru mu? Su sorunu var. Su sorunu var. Su sorunu biz gittik. İçilecek suyumuz işte biz aşağıdan götürdüler. Hazır su olarak biz götürdük. İşte burada evden götürdük. Yukarı çıktık. Tankere su konulmuş. Hava şartları 45-50 derece olduğu için evet. Sadece el yıkama, temizlik amaçlı yapılıyor. Evet. Onun dışında yani kendisiyle suyu getirmeyen orada hakikaten de susuz kalıyor. Mağdur olur. Yani gelen arkadaşlar mesela su ihtiyaçlarını biz giderdik. Yani dedik sonuçta burası lokmadır herkesin dağıtıldığı evet. Lokmalar zaten lokma için yapılıyor. Evet. Hayır, hayır. Şey. Allah kabul etsin dedik biz herkese. Lokmaları yaptık, işte dağıtıldık. Ama bu hakikaten de aşağı indiğimizde yani suların şarıl şarıl aktığı, Adıyaman'da da zaten su sıkıntısı var bu aralarda. Mesela şu an bizim köyümüzde de sıkıntısı var. Müracaat ettiniz mi İl-Özel İdaresi'ne? İl-Özel'e de su birliği başkanlığı var bizde. Görlevi suyundan mı geliyor? Evet, görlevi. Orada muhtar bakıyormuş galiba. Hangi köy muhtarı? Yeni Pınar. Yeni Pınar. Yeni neydi? Unuttum da ben. Muhtarın ismi ne efendim? Muhtarın ismi Yusuf Bey. Evet. Sayın seyirciler, bu Gürlevi suyu köylere dağıtılmak için gelmiş ancak petrollara, iş yerlerine dağıtıldığı için amacı dışında kullanılmış ve köyler susuz kalmış. Ki neticede Adıyaman merkeze bağlı Çobandede Köyü, Bebek Köyü ve Akyazı köyleri İşte bu Adıyaman'ın 236 bin nüfusunun tamamının altyapı kanalizasyonu Atatürk Barajı'na akıyor. 74 bin nüfuslu Kahta'nın barajının artık sular, pis suları Atatürk Barajı'na akıyor. Bir de Samsat'ınki akıyor. Doğru mu? Samsat ilçesi oranın nüfusu ne kadar bakmadım sayın izleyiciler. Artık birçok köyünki de akıyor. O Atatürk Barajı suyundan içmek zorunda kalıyor. Ya ben işte dün o köyü ziyaret etmişlerdi su sorunu dile getirmek için. Yani yemekten dahi yemedim arkadaşlar. Yani ayran dahi içmedi. Çünkü yani eğer o Adıyaman pis sularını görseler onlar da içmezdi. Ha biz görmüyoruz diye içiyorlar ama biz daha önce bütün Türkiye'yi gezdiğimiz için görüyoruz. İnsan baktığında zaten o suyu içmez. İçer mi hemşehrin? İçmez. İçmez. Gürlevik suyu mutlak denetim altına almalı diyoruz. Değil zaten, mi? Yani bu önceden zaten yapılan bir birlik. Devlet İl-İzel İdare'nin zaten Görlek içme bilgisi suyu olarak geçiyor. Başkanı da var. Sayın Muhtarımız Yusuf Bey yönetiminde yapılan bir birlik başkanlığı var. Ama onun herhangi bir yapacağı bir şey yok. Yalnız Adıyaman Belediyesi'nin Görlek içme suyundan bir pay o alındığı. O payın da alındığı zaman yazın zaten bu alınıyor. Yazın alındığı zaman zaten köyler sıkıntı yaşıyor. Mağdur oluyor. Evet. Ama belediye de o suyunu almazsa bir sıkıntımız kalmayacak yani suyla ilgili. Evet. Yani şimdi Koçali Barajı yapıldığında Adıyaman'a oradan içme suyu gelecekmiş sayın izleyiciler. Onu da belirtelim ama bu Gürlevik suyu bu köyler için getirilmiş. Belediye ne zaman verilmiş onu da bilmiyoruz. Ama bu köylüler genelde bu sıkıntılarını işte biz basın aracıyla tüm yetkililere ve kamuoyuna duyuruyoruz. Bu önemli bir konu. Susuz yaşayamayız çünkü Adıyaman'ın havası çok sıcak. 45 derece, 43 derece sıcaklık hissedilen 55 dereceye yaklaşıyor. Yüzünüze bir ateş vuruyor sayın izleyiciler. Rüzgarla araçla giderken elinizi şöyle dışarı çıkarın. Sanki ateş vuruyor. Değil mi? Yani çok yanında alev varmış. Evet. Gibi. Sulama su konusunda var mı efendim? Barajdan su getirildi mi buraya sizin ovaya? Yok. Herhangi bir su gelme yok ama Gömüken Barajı da bu sene için ihalesi yapıldı. Gömüken Barajı belki
Duymuşsunuzdur. Yapılırsa? Yapılırsa ova köylere, işte bizim köyde dahil olmak üzere sulama arazilerimiz sulama olarak yapılacaktır. Yani. İnşallah o zaman Gömüken Barajı en kısa sürede bitirmeli diyoruz. Yani çalışmalar seri olmalı. Doğru mu dedim? Yani tabii ki bu su kurtarma geçmedi. Bu vekillerimize bağlı bir şey. Vekillerimiz ne kadar erken yapılır olursa da onların elindeki bir şey. Evet. Yap deseler, yaparlar mı? Vekil sayın izleyiciler. Yani asıl kim? Vatandaş. Onları seçen vatandaş asıl. Doğru efendim? Onları vatandaşlarımız vekil olarak tayin ediyor. Onun için kendisini seçen milletin de sorunlarını yapmalı, vekiller çözmeli. Evet, taziye evimiz var. Burada bir kültür olmuş. Taziye evimiz var. Taziye evimiz yapıldı ama taziye evimiz küçük. 50 metre kare. Köy odası olarak yapılmış oldu. Köy odası olarak yapıldı. Taziye evi yapıldı değil mi? Evet. Taziye evi olarak da biz kullanıyoruz. Köy odası olarak kullanıyoruz işte. Ama taziye yerimiz çok küçük. 50 metre kare. Yani hakikaten de kullanmıyoruz biz normalde ama köylü olarak biz çadırımızı ve köy çadırı olarak kendi paramızdan aldık. Evet. Biz onu şu an kullanıyoruz. Ama çadır yani sıcak oluyor arkadaşlar. İşte dedim ya, burası çok sıcak. Çadır da olmaz. Burası mutlaka taziye bir yapılmalı. Birçok köye, işte dağ köylerine de gittim. Yapılan iki katlı hizmetler yapılmış. Ova köylerine gittim. Çok güzel taziye evler yapılmış. Hatta bayanlara ayrı, erkeklere ayrı taziye evi yapılan köylerimiz var. Buraya da bir güzel bir taziye evi, nüfusa göre uygun bir taziye evi yapılmasını istiyoruz. Yani gençlerimiz voleybol, futbol sahası oyunu var mı gel bu? Yok. Burada basketbol sahamız yok, voleybol sahamız yok. O zaten ilk ve ortaokul olarak okulumuz var. Evet, açık. Açık. Adıyaman kaç kilometre mesafede burada? 10 kilometre bir mesafe. Merkezi bir köy sayılır. Merkezi bir köy. Tabii ki. Hizmetlerinde en aktif ve seri olacak geleceği bir konumda. Üniversiteyi geçtikten sonra buraya dönüyorsunuz. Doğru mu? Aynen. Üniversitenin hemen arkasına düşüyor. Çok güzel bir yerde, konumda. Ancak işte sokaklara da parke taşı döşenmemiş. Doğru mu efendim? Doğrudur. Hiç almadınız mı efendim? Hiç almadım. Hiç almadınız. Biz nedenle ben burada il genel meclis üyelerine soruyorum. Milletvekillerimiz tabii burada belirleyici oluyor. İl genel sekreterimiz mutlaka ne yapmalı? Bu hizmetleri eşit dağıtmalı diyoruz. Doğru mu efendim? Evet. Sayın valimiz yeni geldi. İnşallah bu köyleri de gezer. Nüfusa göre her köye eşit verirsin ya bu hizmetler. Yani neden bu bazı yan köye yapılmış, yandaki köye hiç hizmet, parke taşı döşenmemiş? Ya bu da insanın vicdanına sığmıyor, doğru mu? Doğrudur. Yani bunu eşit yapılsın bu hizmetler. Çünkü burada yaşayan insan sayısı kadar da il özel idaresinden, iller bankasından her ay ne geliyor? Para geliyor arkadaşlar. Büyük şehirlerde ilçe ve büyükşehir belediyesine aylık ödenen iller bankasından her ay geliyorsa il özel idaresine de aynı paralar kişi başına geliyor. Bu paralar eşit dağıtılmalı diyoruz. Zaten bizim istediğimiz bu. Eşit vatandaş. Evet. Ben bugün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı mıyım? Vatandaşıyım. Herkes vatandaş. Bizde Sünni, Alevisi, Çerkezi, Lazı ayrı etmemeksizin yapılan bir çöp de olsa eşit şekilde dağıtılmasını istiyoruz. Evet. Ama şu anki siyasilerimiz hakikaten de bunu yapmıyorlar. Bunu yani yönetim bu konuda gerçekten adil davranmalı arkadaşlar. Ben bunu söylüyorum. Neden? Ya burası da bir Bektaş köyümüz. Hani biz İslam'da zaten en büyük kötülüğü bu mezhep şeylerine, Müslümanlara kötülük edilmiş. Eğer Kur'an-ı Kerim'de de hiçbir yerde mezheple ilgili bir cümle yok. Okudum Kur'an-ı Kerim'i tamamını 3-4 defa. Hepimiz insanız. İnsana hizmet yapıyoruz. Doğru mu efendim? Doğrudur. Yani insana ayrılmamalı. Hepimiz insanız. Ya benim de parnağım kesse bıçak acır, arkadaşım da kesse acır. Neticede bu dünyaya geldik. Biz nerede doğacağız diye bizim doğma şansımız yok. Allah-u Teala nerede takdir ediyor? Orada doğuyoruz. Atalarımız hangi dili konuşuyorsa o dili konuşuyoruz. Hangi ibadeti yapıyoruz o ibadeti yapıyor. Doğru mu evet? Doğrudur. Bununla ilgili bir sıkıntı yok. Yani Aleviler de Müslüman, Sünniler de Müslüman. Doğru mu evet? Ya tabii. Çerkezler de hiç. Burada insanlar arasında bir sıkıntı yok. Sadece hizmetin gelmesi noktasında sıkıntı olduğunu araştırmacı gazeteci olarak birçok ilde gördüm. Ama burada Adıyaman'da da gördüm. Bektaşi köylerinde bir tane parke taşı verilmemiş. Gezdiğim Bektaşi köylerinde nüfus da var. Bu konu mutlaka ne yapılmalı diyoruz? Çözülmeli diyoruz. Buradan yöneticilerimize çok büyük görevler düşüyoruz. Öncelikle Sayın Valimize, il genel meclis üyelerine, il milletvekillerine, muhtarlarımıza işte toplantılar mutlaka yapılmalı. Köyün acil hizmetleri neler? Bunlar muhtarlarımız dile getirmeli. Toplantılarda kiz
mütevelli heyetine seçmiş olduğu iki arkadaşla da görüştüm. Hüseyin Göçer ve Muharrem Fevzi Şahin kardeşimiz, güzel insanlar. Dedi ben her toplantıdan önce 5 köy muhtarını arıyorum. Fevzi Bey söyledi. D harfine kadar geldim dedi. Bunları mutlak toplantıda dile getiriyorum, çözüm arıyorum dedi. Güzel bir arkadaşımız Uygur ama inşallah devam eder diyoruz. Bu ilgilenen meclis üyeleri mutlak bu hizmetin dağıtılımında ödenekleri eşit olarak dağıtılmalı. Yani bakıyorum 23 haneli bir köyde bir tane parke taşı konacak yer kalmamış. Kocaman köy meydanı geniş parke taşı yapılmış. Ancak 500 nüfusu olan bir köyde bir tane parke taşı da verilmemiş. Evet. Değil mi Mehmet? Evet. Yani biz araştırmacı gazeteci olarak yapılan hizmetler için her zaman teşekkür ediyoruz yetkililere. Yapılması gereken hizmetleri de yetkililerden istiyoruz. Yani biz hükümetimizi seviyoruz. Vatandaşlarımız da seviyor. Doğru mu efendim? Tabii ki. Evet. Biz zaten bu vatanı atalarımız mezhep ayırmaksızın savaştığı zaman bizler yoktuk zaten. Tabii. Onlar eskilerde öyle bir şey yoktu. Bunlar sonradan siyasi amaçlı. Herkes işte koltuk sevdası ben söyleyeyim. Oy sevdası. Evet. Çıkarlar amaçlı vatandaşı kullanan siyasilerimiz. Evet. Ben hizmetin dini, ırkı, rengi, partisi, mezhebi olmaz diyorum. İnsan hizmet için yapılır diyoruz. İnşallah bu eksik hizmetler de bu hizmet almayan, hizmette unutulan köylerimize yapılır diyoruz. Ekleyeceğimiz başka bir konu var mı Abdurrahman Bey? Konumuz, geçen sene bir türbemiz vardı. Kılıkreş, Tekpınar ziyaret. Evet, Tekpınar ziyaret. Evet. Orayı da çekeceğim gidip. Biz eskiden zaten yıkık durumdaydı. Biz işte dini inançlarımız olarak biz bağlı olduğumuz işte türbelere geçen sene yıktık, yeniden yaptık. Yaptığımız zaman da biz zaten devletten hiç 5 kuruşu almadan biz kendimiz yaptık. İşte devlete de başvuru yaptık. Siz evet. İşte yaparsanız gereken desteği de size veririz. Yaptık. 70 bin lira bir meblağ harcadınız. Meblağ olarak harcama yaptık. Devlette herhangi bir 5 kuruşu yok. Ama biz Sayın Valim'den işte yetkili arkadaşlardan yine de desteklerini bekliyoruz. Ödeneği istiyoruz. Eğer ki yardımcı olursalar bu konuda kendilerine teşekkür ederiz. Zaten bilgiler de vardır. Her konuda biz bunu dile getiriyoruz. Onun dışında bir de kanalizasyon sıkıntımız var. Kanalizasyon sıkıntısı hatta geçenlerde bir 15-20 gün önce vali toplantısında yine dile getirdim ben. Valimiz de gelmemiş genelde. Doğru mu efendim? Yani toplantıya bir işi çıkmış. Evet. Vali yardımcısı katılmış. Aynen. Orada işte su ve kanalizasyon müdürü kendisi yoktu. Hatta ben kendisiyle en azından 20 defadan fazla görüştüm. O da işte sıkıntılarımız var, işte paramız yoktur diye. Ama bunların yapılmaması lazım. Sonuçta bu hak sağlığıdır. Ha, başka bir konuya benzemez. Kanalizasyon acil sayın izleyiciler. İşte kanalizasyonumuz gösterdim. Var. Evet. Sıkıntılı olan yerler var. Sıkıntılı olan yerler var. Bizim çukurumuz köye yakın olduğu için. Pozitif çukuru. Evet, pozitif çukuru. Koku da yapıyor. Yani üstte şu an taşınma yapıyor zaten. Taşıyor atık yani. Su, borusu evet. Yıkıldığı için, eski bir yapı olduğu için borularımız çökme yapmış. O borulardan zaten borular kapalı olduğu için doluyor. Şu an taşıma yapıyor. O da köye yakın olduğu zaman rüzgarın etkisiyle köye geliyor ve köyde oturulmaz bir hale geliniyor. Evet. Ben bunu 3 senedir muhtarım, 3,5 sene yakın oldu, dile getirdim ama herhangi bir çözüm yapılmadı. Onu da çekelim, acil bir konu sayın izleyiciler. Biz bu gibi konulardan işte örneği de var Adıyaman'dan. Acil yapılmalı diye manşete taşımıştım. Orası yapıldı, halledildi, çözüldü. İnşallah burada da bu konuyu da manşete taşıyacağız. Çünkü kokudan gerçekten biz resim çekerken dahi duramıyoruz, burnumuzu kapatıyoruz. Ama halk burada oturmak zorunda, doğru mu efendim? Tabii ki. Onun için bu halkın halk sağlığını ilgilendiriyor. İl Sağlık Müdürlüğü de bu konuda duyarlı olmalı, doğru mu efendim? İlgilenen meclis üyelerimiz duyarlı olmalı. İlgilenen sekreterimiz mutlaka bu halk sağlığını ilgilendiren konularda müdahil olmalı diyoruz. Evet, evet. Buna dile getireyim. Başta da manşetimiz vardı, işte tütünüme dokunma evet, diye. Tütünüme dokunma, Adıyamanımızın tek isteği sayın izleyiciler. Evet muhtarım, buyurun. Belki arkadaşlar da biliyor ki sosyal medyada veya televizyonda izledik. Geçen gün Malatya'da bir trafik kazası olmuştu. Adıyaman'da gidip de orada kaşı toplayan muhtarımız. Hatta 3 tane vatandaşımız işte vefat etmişti. Evet. Ama bizim normalde işte burada geçim kaynağımız sadece tütüncülük. Alternatif ürünümüz yok, suyumuz da yok. Suyumuz olsa her neyse başka bir alternatif ürün yapardım. Ama tütün dışında yapacakmış bir şeyimiz yok. Su yok. Eğer ki tütünümüz kalkarsa, inancınız olsun,
bu memlekette yaşanılmaz yani. Hakikaten de toprağımız da var ama topraktan ne ekip içeceksin? Sürekli burada arpa zaten masrafını çıkarmıyor. Mazot üst düzey, vergiler zaten şey. Devlet herhangi bir destek vermiyor. İşte mazot gübre destekliyor ama eskiden babalarımız derdi. 1 kilo buğdayla 3 kilo gübre alınıyordu. Evet. Ama şu an tam tersi olmuş. Yani 5 kilo buğdaya 1 kilo gübre alabiliyoruz şu an. Evet. Sayın izleyiciler, lafın özü Adıyamanlımız, işte yaklaşık bayağı bir köyü ziyaret ettik. Bazı köylerin içerisinden geçtik. Vatandaş işte basın yazdığı için bizi durduruyor. Tütün konusunda endişeli olduklarını belirtiyorlar. Mutlak tütüne dokunma. Bizim bu ekmeğimiz aşımız diyor. Bizi aç bırakırlar diyor. Bunu devlet kanalıyla çözülmesini tabii istiyorlar. 25 bin kişi Adıyamanlımızın tek isteği bu. Bir de Adıyaman'ı ben araştırmacı gazeteci olarak Atatürk Barajı'ndan ve Fırat geçiyor kıyısından. Buradaki Atatürk Barajı'nın kıyısındaki ve Fırat'ın kıyısındaki arazi, ova, dümdüz arazi susuz. Mutlak buraya güneş paneli ile elektrik üreten sistem kurularak bu ova sulu tarıma kazandırılmalı diyoruz. İnşallah bunu da hayata geçirirsek benden mutlu bir insan olmaz. Daha önce işte birçok başarılarımız oldu basın olarak. İnşallah bunu da başaracağız. Çünkü 2015 yılında ben Şanlıurfa'da yapmış olduğumuz röportajlarda tabii işte biz halkın temsilci olarak seçtiği muhtarlar vasıtasıyla halkın sesini tüm dünyaya duyurduk. Orada da başarılı olduk 2015'te. Tarımda kullanılan elektrik çiftçimize %50 indirimli verilmeli dedik. Arkadaşlardan öğrendiğime göre 50, 55 hatta 65 oranında indirim yapıldığını öğrendim. Çok mutlu oldum. İnşallah burada da güneş paneli sistemi Adıyaman'a kurdurulmasını sağlarsak bizden mutlusu olmaz. Adıyamanlı da bizi ne yapar? Ömür boyu hatırlar diyoruz. Doğru mu? Allah razı olsun demesi bizim için de yeterli. Adıyaman insanı yiğit, misafirperver, cana yakın. Onun için mutlak bu misafirperver, cana yakın, vatanı, milletini seven, buradaki birlik, beraberlik de benim gözlerimi yaşarttı. 100 kilometre ötedeki köye taziyeye gidiyor. Buradaki köyler arasında birlik, beraberlik de çok at savada. Evet. Onu gördüm. 4-5 tane taziyeye gittik. İşte bugün Mimar Sinan Mahallesi muhtarımız Hüseyin Örgen ta 100 kilometre Kahtaya'ya giderek taziyeye gitti. Sadece arkadaşı. Yani tanıdı. Biz normalde zaten bizimki bir aşiret, Balyan aşireti diye geçiniyor. Balyanlı olarak da en azından yani 50-60'a yakın bir köy topluluğu var. Bunun normalde zaten nereye gitsek hepsi akrabadır. Mecburi zaten burada. Burada birlik beraberliğin de Türkiye'ye örnek olmasını istiyoruz. Türkiye'de Muhtarlar Sesi gazetesi işte gördüğünüz gibi halkın sesini halkın temsilci olarak seçti. Muhtarlarımız vasıtasıyla bugün de Adıyaman Tekpınar Köyü Muhtarımız Abdurrahman Arttaş ile kamuoyuna duyurduk. Kendisine Türkiye'de Muhtarlar Sesi gazetesine röportaj verdiği için ve gazetemizi desteklediği için teşekkür ediyoruz. İnşallah bu altyapı kanalizasyon sorunu en kısa sürede çözülür diyoruz. Yani bir de türbemiz için türbemize mutlak devlet destek demeli. Döşenirse hakikaten de çünkü dışarıdan gelen vatandaşlar da sürekli bu konuyla alakalı bize söyleniyor. Ama bizim gücümüzün dışında çünkü biz türbeyi yaptık. 70 bin lira bir masraf yaptık. Evet. Sadece köylüden bunu topladık. İşte imece usulüyle. Allah herkesten razı olsun. Evet. Burada çok türbe var. Şanlıurfa Peygamberler Şehri. Burası da Evliyalar Şehri sayılacak. İşte Gaffari Abuzer Gaffari Hazretleri, az önce gittiniz. Mahmud Ensari, Ulu Baba, Safvan Hazretleri türbesi. Daha birçok türbe var sayın izleyiciler. Onun için biz bu türbelerin de çevre düzenlemesinin mutlaka yapılmasını istiyoruz. Muhtar arkadaşımıza da bu konuları da gündeme getirdiği için teşekkür ediyoruz. Bir teşekkür de ben yapacağım. Sizin için bize misafir olduğunuz, başımızda gözümüz üstünde sesimizi tüm halka duyurduğunuz tüm için, dünyaya duyuyoruz. Tüm dünyaya duyurduğunuz için biz size çok çok teşekkür ederiz. Kendinizden Allah sizin yardımcınız olsun. En azından işte kamuoyuna sesimizi duyurabildiğiniz için hakikaten de böyle işte güzel arkadaşları görmek bizi sevindirdi. Ben özellikle tekrar teşekkür ederim size. Allah razı olsun. Sağ olun. Tamam.